Şimdi bisiklet alacağız. Kiralayacağız daha doğrusu. Selam. Şimdi bisiklet sürüyoruz. Kampüsü turlayacağız. Ama bir elim telefonda, bir elim bisiklette, o kadar zor oluyor ki. Burası Besyo yolu. O tarafa doğru gidiyoruz. Bu tarafta lojmanlar var. Üniversitede çalışan insanlara tahsis ettikleri evler var. Voleybola gittiğim zaman bu yollardan geçiyordum. Şurası da tamamen oturup keyif yapabileceğiniz bir yer. Bu taraf üniversitenin girişindeki sol tarafta kalıyor. Şuraya bir tane ortaokul açmışlar. Şurada ileride göreceğiz. Tırmanma duvarı var. Bizim okulun simgesi kartal. Ve kartal şeklinde yapmaya çalışmışlar. Ama biraz garip duruyor. Şu mavi kısım ise orayı suyla doldurup havuz şeklinde getirip içinde su sporları yapıyorlardı. Şurada da tırmanma duvarı. Şurası ise besyocuların çalıştığı alan. Ben de voleybola giderken kullanmıştım. Şurada ise içinde spor sahaları var. Basketbol, voleybol. Her türlü bulabilirsiniz. Burası üniversitenin girişi. 1957'den beri burada. Burada kartal heykelimizi göster. Anlaşanlı kartal heykelimiz. Şurası orman tarafı ve santral falan bulunuyor. Şu sol tarafta Öncü Çay Simit denilen bir yer var. Üniversitenin girişinden tıp fakültesine giden yol aslında. Bayağı simit var çünkü teorik olarak ormanın içinden de geçiyorlar. Bir sağ tarafımız orman. Öğrencileri yurdu. KYK dediğimiz yurtlar buradan giriş sağlanıyor. Bisikleti ise şuradan kiraladık. Saate 10 lira ve öğrencilere de özel indirim uygulanıyor. Bisikletimi beğenmedim, o yüzden değişmeye gidiyorum. Gizem'in gelmesini bekliyorum. Hala bekliyorum. Hala. Çok şükür. Oh. Nasıl olacak? Belalı sürücü geliyor. Az önce bisiklet binerken üstümüze yapışan sinekleri falan temizledik. Çok kötü bir durumdu. Sanırım öğrenciler olmadığı için ilaçlama yapılmamış pek. Şimdi de orman yolu dediğimiz bir yola gireceğiz. Aynen, bizi öğrenciden saymıyorlar ne yazık ki İrem. Şimdi üniversitenin hemen girişinde bulunan bir orman yoluna gireceğiz. Burası böyle bisiklet yolu gibi ve izole bir yol. Öyle diyeyim, şimdi gösteriyorum. Şurası orman yolu. Burası üniversitenin girişi, burası orman yolu. Buradan gideceğiz. Burada kışın yürümek efsane oluyor. Yeni gelenler için de deneyebilirsin. Sadece biraz ıssız bir yol ama pek bir şey olmuyor. Sadece akşamları hani dikkat edin. Sinek ağzıma gözüme girmesin diye hem şapka hem gözlük ve maskeyi takıyorum. Şurada görebilirsiniz, sinek uçuyor. Size maskenin için. Evet, önümde tam takır kapatıyorum. Kepçe, bismillah. Çekilin yoldan. Bye bye. Belalı güzel. Burası gördüğünüz gibi üniversitenin ormanı ve bunun arkası 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 var. Yani sonsuza kadar devam ediyor. Şurası ise ana yol. Dadaş kente giden yol. Atatürk Üniversitesi böyle 850 bin metrekarelik bir alana sahip. Türkiye'deki en büyük ikinci kampüs burası. Call it spring. Like everything is new. The sun bursts out. Hayatımda ilk defa kendimi de bıraktım. Uzak kaldı. Şimdi yine bırak. O paraziden kaçmaya çalışan ünlüler gibiyim şu an. Ama tek kaçtığım şey sinek. Burada gördüğünüz gibi Erzurum halkı da buraya gezmeye geliyor. Like everything is new. Sunburst flowers calling on one day's over.
kışla pek ilgilenmiyorlar ne yazık ki, böyle çalımalı kalmış. Ama kışın bu yola girdiğinizde böyle masal diyarına girmiş gibi oluyorsunuz. Çok güzel oluyor. Burada da bir şeyler var. Bu orman pek fazla kullanılmıyor. Adam yol geçiyor. Şurası da orman yolu. Buralar hep orman. Buralar tuttuk idi. Call it spring, like everything is new. The sunburst flowers calling on warm days overdue. But I call like everything. Şurada mühendislik fakültesi bulunuyor. Şu girişten dümdüz geldiğimizde bu yoldan gelmiş oluyoruz ve şu yapraklara bakar mısınız? Şimdi sizi fakülteme götüreceğim. Hazır mısınız? Şurası bizim fakültenin arkası oluyor. Burası normalde çimenlikti ama altta toprağın altında bir işler çevirdikleri için sonrasında toprak kaldı. Burası labların olduğu bina. Şurada da aile hekimliği vesaire var. Evet arkadaşlar, burası benim 3 yılımı değil tam 4 yılımı verdiğim amfiler. 1-2-3. Sınıfları burada okuyoruz. Tıp fakültesi burası aslında. Eskiden sol tarafında başka bölümdekileri de okuturken şimdi İngilizce tıpı da oraya çektiler. Şurası gerçekten o kadar bakımsız bırakmışlar ki okul başlamadığı için. Normalde böyle değil, çimenlik alan oluyor. Ve biz aramızı verdiğimizde burada gelip oturuyoruz. İşte burası aslında kampüsün son alanı diyebiliriz. Çünkü bu yoldan aşağı gittiğimizde kampüsün çıkışı oluyor. Burada ne yazık ki tıpçılar böyle izole bir hayat sürüyor. Şuradan da yukarı doğru çıktığımızda 10 dakikaya hastaneye varabiliyoruz. Şimdi atçılık kursu bulunuyor kampüsün içinde. Onun bulunduğu alana doğru gidiyoruz ve ben çok tehlikeli yollardan geçiyorum şu an. Vallahi 6 yıllık üniversite hayatımda buraya hiç gelmediğimi fark ettim. Şu an burada askeri bir sınav olduğu için etraf bu kadar kalabalık ve arabalar geçiyor sürekli. Şurası iletişim fakültesi, burası veterinerlik fakültesi. Singing just to feel their emptiness. Şu an atların olduğu yere doğru gidiyoruz. Therefore you'd have been now and not just to become. Çok güzelsin sen ya, saçlara bak. Millet bu saç rengini elde etmek için kuaförlerde saatlerini harcıyor. For the loss of a fallen child underneath the sun. On the day I woke to so soulless world. Şunun saçlara bak, çok iyi. Ya sen tarz mısın? Hiç pasta vermiyor. Saçlara bak. Son moda mı bu? He? İlgi arsızı bu da. Keep out that could with my heart open. Without the fear of pain it may find its way in. Karlı biraz. Elmas mı? İsmi Elmas'mış. Hadi ya. Bu arkadaş ata binerken düştü. Düşmek de karizma. Evet. O kar tanesi. Dikkat et Gizem. Saçma. Niye, kapar mı kafamı? Birden ısırır. Gerçekten. Evet. Uzanır yani. Selam dostum. Bu da gelincik galiba ama tam emin değilim. Ne oldu lan? Birbirlerini gördüm. Dümdüz yukarı çıkacağız ve araştırma hastanesini de size göstereceğim. When I fall.
karşımızda araştırma hastanesi. Can, şurası bizim hastanemiz. Biz asıl buradan gidiyoruz. Şurası diş hekimliği fakültesi. Binanın hemen yanında şu kırmızı. Oraya gitmeye üşendik şu an. Ama birazdan geçeceğiz yanında. Birazdan geçeceğiz. Orası bizim dekanlık. Bir öğrenci işlerimiz falan olunca oraya gidip halledebiliyoruz. Şurası hemen hastane. Aşağısı hemen zaten gördük. Bizim amfiler. Aynen, birbirlerine yakın olmaları bizim için gerçekten bir avantaj. Ve bizim tıp fakültesi de Türkiye'de kurulan ilk tıp fakültelerinden. Çok eski, çok köklü bir şey. İlk beşe hastane. Girer. Ve buradan aşağı inip bisikletleri teslim edip daha sonrasında da işte böyle gün batımında kahvelerimizi içip ferahlayacağız. Ne kadar ferahlayacağız? Kadar. Evet, gitmeye üşendiğimiz yer iki adımlık yerdi. Burası ise bu yol kampüsün merkezi diyebileceğimiz bir yer. Açık öğretim fakültesi, işte sağlık fakültesi vesaire bu yol üzerinde bulunuyor ve bizim büyük kütüphane de bu yol üzerinde bulunuyor. Tam kütüphane sayılmaz, sadece çalışma merkezi diyebilir çünkü içinde kitaplar vesaire yok ama onu barındıran bir küçük kütüphanemiz daha var. Burası bizim ders çalışmak için gittiğimiz kütüphanemiz. 11'e kadar açık oluyor. Burada da diğer fakülteler var ama isimlerini gerçekten bilmiyorum. Şu yolun güzelliğine bakar mısınız ya? Medico dediğimiz burada büyük yemekhanemiz var. Şimdi biz bisikletleri teslim ettik, yürüyoruz. Evet, ben aynı zamanda bir tenisçi olduğum için, yani alakası yok bu durumdan ama burada kortlar var, tenis kortları. Evet, şu anda da oynuyorlar hatta içinde. Gelip boş bir alan bulduğunuz zaman, arkadaş da bulduğunuz zaman gelip tenis oynayabiliyorsunuz rahatça. Tek başınıza da oynayabilirsiniz. Şurada kort kafe bulunuyor hemen. Şurası da rektörlük binası. Burada da mesela önlük giyme töreni, mezuniyet falan olunca şurada yapılıyor. Videoyu çekerken biraz karışmış olabilir çünkü gerçekten çok büyük bir kampüs ve benim bile 6 yıldır burada bulunmama rağmen keşfetmediğim alanları var. O yüzden gelip burayı hani kendi gözlerinizle görmeniz lazım. Onun dışında bisiklet sürerek tanıtabildiğim kadar tanıtmaya çalıştım. Yani bu kampüsün en güzel olduğu zamanlar bu sonbahar ve kışın karın yağdığı, tuttuğu zamanlar. Hayatınızda bir kere de olsa bu kampüste bisiklet sürmelisiniz bence sonbaharda. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. Ne yapsınlar? Kanala abone olsunlar. Videoyu beğensinler. Yorum yapsınlar. Oh. Tamam, sen de pay pay pay. Kazası geçme ihtimali çok yüksek. Bir tane spor alanı var. Nefesim tükendi. Yokuş yukarı sürdüğüm için nefesim tükendi ve şu an bisikletten indim, yürüyerek oraya ulaşmaya çalışıyorum. Arkadaşım ise maşallah koşucu aktiviyeti var kızın üstünde. Nasıl dayanıyorum orada? Gözüme yine sinek kaçmış olabilir. Ay. Düşecektim. Düşecektim az kalsın. Tamam, sorun yok. Yo, araştırma hastanesinde sinek var.